Meseleyi daha somutlaştırmak için şunu da sormak istiyorum. Şimdi zaten Türkiye'de çok yapılan bir iş olmadığından söz ettik. Ve epeyce yazarımız var ve aslında hepsi de seninle çalışmak istiyorlar elbette ki seslerini yurt dışında da duyurabilmek ve belki kendi kariyerlerini de Türkiye'de daha rahat ilerletebilmek için. Bir yazar ajanı olarak ben hatırlıyorum mesela 7 yıl önce seninle ilk tanıştığımız zaman sana romanımı verdiğimde ve bir gün sonra beni aradığındaki hissimi hatırlıyorum çalışmak üzere. Yazarlarla çalışma anlamında sen edebiyat ajanı olarak nasıl karar veriyorsun? Bu romanıyla çalışırım ya da şöyle olursa çalışırım. Bu karar nasıl işliyor onu merak ediyorum. Özellikle şu son zamanlar için konuşursak. Son zamanlarda yeni yazar temsili almıyorum. Bu kitaptan, yazardan bağımsız olarak verdiğim bir karar. Son 2-3 yıldan beri, çünkü Türkiye'deki yazarları temsil etmenin iki ayağı var. Birinci ayağı Türkiye'deki yazarların ajanlığını yapmak, bir de yurt dışına çevrilmesi için çalışmak. Özellikle hani ajan deyince daha çok yurt dışı akla geldiğinden dolayı orada ilerleyeyim. Türkçeden diğer dillere çevirilerin oranında çok ciddi bir düşme var. Neredeyse durma noktasına geldi. Böyle bir durumda benim yeni bir yazara hoş geldin, ben senin için çalışacağım ve seni dünya dillerini kazandırmak için uğraşacağım diye sözleşme yapmam, tutamayacağım söz vermek gibi bir şey. O yüzden bunu yapmak istemiyorum. Kitabı çok beğensem de hayır diyorum. Çünkü çok uzun zamandan beri birlikte yol aldığım yazarlar var. Zamanımı, enerjimi o yazarların, en azından zor olsa da o yazarların çevirmesi için harcamak istiyorum. O yüzden hani yeni yazarlara bana başvurdukları zaman hiç hani kitabı okumadan hayır diyorum. Onlar eminim bana kızıyorlardır. Ama yapabileceğim bir şey yok yani. Sadece benimle alakalı bir süreç değil. Bütün dünya haritasında Türk edebiyatının bulunduğu ya da bulunması gereken yerle alakalı bir karar. Peki yazarlarımı ben nasıl seçtim? Aslında Kalem Ajans sitesine girdikleri zaman göreceklerdir. Çok farklı türlerde kitaplar yazan yazarlarımız var. Klasikler var, çağdaşlar var, polisiye var, tarihi romanlar var. Nasıl diyeyim? Çocuk romanları var. Çocuk romanları var. Edebiyat dediğimizde onun farklı türlerinde yazan, farklı okur kitlelerine yazan yazarlarımız var. Çok farklılar gerçekten. Ve ben daha çok okur Nermin'le, edebiyat ajanı Nermin'i aynı sandalyeye oturtmaya çalışıyorum. Bu şu, yani benim hiç okumadığım olarak, okur olarak, daha öncesinde okumadığım, bilmediğim, o tür edebiyatla ilgili 5 dakika konuşamayacağım kitapları da temsil ediyorum. Neden ediyorum? Çünkü o konuda da kendimi geliştirmek istiyorum yurt dışında. Öyle bir kitap benden beklentisi olan bir yayıncı olduğu zaman ona da bu kitabımız var diye önermek istiyorum. O yüzden hani bu yazarları ben seviyorum ve ben seçtimden öte aslında ben neyi satabileceğimi düşünüyorsam bu yazarları temsil etmek istiyorum. Peki şu ana kadar en çok dili hangi yazar çevrildi temsil ettiğiniz yazarlardan? Tam Pınar, 56 bin. Tanpınar, Çağdaş Edebiyat'tan. Burhan Ahmet Ünlü olabilir mi? Sönmez 41 dil Çok oldu. güzel. Evet. Harika, 41 değil. Çok güzel, çok güzel bir başarı. Peki tam bu noktada... Geçen hafta Brezilya satışı oldu satışı oldu ve böyle şey düşündüm. Brezilya'da da niye Portekizce konuşuluyor? Portekiz daha önce yayınlanmıştı. O zaman 42 olacaktı ama şu an 41 dilim Harika bir başarı gerçekten.